Yaklaşık 7 aydır süren Bolivya saldırılara rağmen Gazze'yi terk etmeyip hastaneleri yurtları belleyen olumlu seçim ve sağlık çalışanlarını selamlayarak sözlerimize başlamak istiyorum. Türkiye'deki hekimler ve sağlık çalışanları olarak sessiz yürüyüşümüzün 27. haftasında Gazze için sesimizi yükseltmeye devam ettiğimizi ve edeceğimizi belirtmek istiyoruz. Yaklaşık bir asırdır işgal istiyoruz sözden emniyiz dair Filistin'de sistematik bir şekilde katliamlar yapmakta, insanları yurtlarından zorla sürgün ederek mal varlıklarına el koymaktadır. Yeni ekimden itibaren yaklaşık 7 aydır süren saldırıların neticesinde yaklaşık 40 bin kişi şehit oldu ve 100 bin kişi yakın kişi ise yaralandı. 19 binden fazla çocuk ise yetim kaldı. İsrail'in Gazze'de bulunan hastanelere yönelik saldırıları katliama dönüşmüş, ancak söz konusu saldırılara uluslararası alanda henüz bir yaptırım uygulanmamıştır. Saldırılardan önce Gazze'de yaklaşık 35 hastane bulunmaktayken, şu an Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin tamamı, güneyindeki hastanelerin çoğu sağlık hizmeti veremez durumda. Bugünlerde Gazze'de ayakta kalan ve hala çalışmaya devam eden yalnızca 3-4 hastane mevcut. Bunların da sadece 2 tanesinde aktif olarak ameliyat yapılabilmekte. Hastanelerin bazıları bombalanarak tahrip edilmiş, bazıları içindeki cihaz ve malzemeler parçalanarak kullanılmaz hale getirilmiş ve birçoğu da 7 aydır hayatlarında ortaya koyan doktor ve sağlık görevlilerinin şehit edilmesi, tutuklanması veya göçe zorlaması nedeniyle sağlık hizmeti veremez hale gelmiştir. Özellikle Gazze'nin kuzeyindeki bazı hastanelerde hemen hemen hiçbir tıbbi malzeme kalmamış ve güney-kuzey arası bağlantı neredeyse tamamen kesildiğinden dolayı malzeme tedariki de yapılamaz hale gelmiştir. Gazze'nin kuzeyindeki en büyük hastane olan Şifa Hastanesi, geçen aylarda düzenlenen saldırılar sonucunda çalışamaz hale getirildi. Gazze'nin güneyindeki en büyük hastanesi olan El Nasir Hastanesi bombalandı ve hizmet dışı kaldı. Yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarına, devletlere, sağlık ve yardım organizasyonlarına sesleniyoruz. Gazze insani yardım bekliyor. Bu minvalde tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını ve bütün vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşe yer alarak zulme karşı durmak adına sessiz yürüyüş kervanımızda ses olmaya davet ediyoruz. Kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz. Sabırla ve azimle zulme karşı duranlar olacağız. Erciyes Üniversitesi Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ziya Sezer, hekimler ve sağlık çalışanları olarak 27 haftadır Kayseri'de yürüyüş yapıyoruz. Tepkimizi, öfkemizi, niyetimizi belli etmek için buradayız. Ne olursa olsun sonuçtan biz mükellef değilizdir. Biz yolumuzdayız. Karınca misali tarafımızı belli etmek için her hafta sağlık çalışanları olarak buradan tepkimizi gösteriyoruz, yürüyüş yapıyoruz. Buradan katil İsrail'i, öyle bir devletin olduğunu düşünmüyorum, katil İsrail'i, zulmün sebebi olan İsrail'i kınıyorum. Allah'a havale ediyorum. Biz buradayız, her zaman da devam edeceğiz. Zafer Allah'tandır, sefer de bizlerdir.